Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Spor Vizyon'la birlikteyiz. Dünya Kupası grup eleme maçları için verilen aradan sonra Süper Lig'de heyecan başladı. 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Liderlik koltuğu el değiştirdi ve biz spor yazarı Sayın Necati Kolay'la birlikteyiz. Sayın Kola merhaba. Merhaba Mehmet. İngiltere'den herkese çok selamlar. Biz de selamlıyoruz takipçilerimizi ve hemen o heyecana başlayalım istiyoruz. 9. haftada en dikkat çekici karşılaşma tabii ki Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmaydı. Üzerine yorumlar yapıldı her maçta olduğu gibi. Netice beklendiği gibi miydi? En azından Trabzonspor tribünlerinin beklediği gibiydi. Onlar zaten iyice motive olmuşlardı. Bu konuyu özellikle açacağız ama önce karşılaşmayla başlayalım. Trabzonspor erken gol ve erken kırmızı kartın geldiği maçta 3-1 ile geçmesini bildi rakibini. Oyun itibariyle ele alalım. Nasıl bir maç vardı sahada? Aslında evet, Fenerbahçe lider olarak gitti. Trabzon'da maça iyi başladı. 3. dakikada Rossi ile öne de geçtiler 1-0. Ve başa baş bir mücadele vardı sahada. Yani Fenerbahçe oradan en azından bir puanla ayrılıp liderliğini devam ettirmek istiyordu. Ve bu oyunu da sahaya yansıtıyordu. Fenerbahçe'nin güzel bir futbol oynadığını düşünebiliriz. Ama dakikalar sanırım 23'tü. Koreli defans oyuncusu Kim Min-jae'nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla dışarı oyun dışı kalması oyunun kaderini bir anlamda değiştirdi. Trabzonspor'un artık daha fazla ağırlığını koyduğu bir maça dönüştü. Ve kırmızı kartın hemen ardından kullanılan serbest atışta da Bakasetas çizgiyi geçirmeyi başardı. Altay topu kurtardı ama topla birlikte çizgiyi geçtiği için hakem gol kararını verdi. Yani top firelerle buluşmadı ama çizgiyi geçti. İlk yarı bir sona erdi. İkinci yarıda Fenerbahçe 10 kişiyle oynamasına rağmen yine iyi bir mücadele ortaya koydu. Uzun süre skoru korumayı başardı. Zaman zaman da pozisyonlar buldu. Trabzonspor biraz pozisyon üretmekte, skor üretmekte zorlandı açıkçası. Yani Trabzonspor'un daha fazla ağırlığını koyması beklenirken bunu tam olarak koyamadı ve son dakikalara kadar durum 1-1'di. Sanırım 88. dakikaydı. Atilla Szalai'nin ceza alanı içinde Cornelius'a yaptığı hareket bence penaltıydı. Burada tartışılacak bir pozisyon yok. Çünkü bir güreşçi gibi elleriyle sarıp Cornelius'u yere fırlattı. Dolayısıyla penaltı kararı doğruydu bence. Ve yine Bakasetas topun başına geçti ve durumu 2-1 yaptı. Yine son dakikalar heyecan içinde geçmesi beklenirken sanırım bir 5-6 dakikada uzatmıştı hakem. 2 dakika sonra bu sefer Yusuf Sarı durumu 3-1 yapınca maç orada bitti zaten. Dolayısıyla Trabzonspor kendisi için zor olan maçtan 3-1 galip gelmeyi başardı ve liderliğe yükseldi. 21 puana yükselerek. Fenerbahçe ise 19 puanla kaldı ve daha sonra Hatayspor'un da kazanmasıyla 3. sıraya indi. Dolayısıyla zirveyi şekillendiren bir maç oldu Trabzon'daki maç. Oyunun özeti bu. Peki oyunda tartışmalı yönleriyle öne çıkan pozisyonlar ve dakikalar vardı. Bunlardan biri sizin de başta belirttiğiniz gibi kırmızı kart. İki sarı karttan sonra kırmızı kart. Dolayısıyla iki sarı kartın da ele alınması lazım. Ama toplamda baktığımızda hakemin kararı Necati Kolay'a göre doğru muydu? Bence doğruydu. Genel olarak da zaten Fenerbahçelilerin dışındaki taraftarlar, futbol severler, yorumcular genel olarak bu kanaatte. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması yani normal. Kim Minji'nin biraz daha dikkatli olması gerekirdi. Deplasmanda oynadığınız bir maç. Hakemin de Türkiye şartlarında ev sahibi ekibin taraftarlarının etkisinde kalabileceği bir maç. Orada daha dikkatli olabilirdi ama sonuçta kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ve Fenerbahçe için tabii bu büyük bir dezavantaj oldu. Yani Kim Min-jae'nin
Oyun yapısını biliyoruz. Çok sağlam bir yapısı var. Fenerbahçe'ye çok şey kattı. Fenerbahçe defansına. Fenerbahçe'yi defansını toparlayan belki de Atilla Saray ile birlikte iki isimden birisi. Dolayısıyla çok büyük kayıp oldu Fenerbahçe açısından ve bu Fenerbahçe maçında kaybedilmesiyle sonuçlandı. Neticede kırmızı kart, arkasından 10 kişi kalan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda daha etkili oyunu, skoru hazırladı. Evet, oldu bitti ama şunun altını çizmek gerek sanırım. Bir profesyonel futbolcu, bu sık sık yapılan eleştirilerden biridir. Hele maçın başında, bu kadar kritik bir maçın başında gol yemek daha avantajlı bir durum belki kırmızı kartla takımı 10 kişi bırakmaktan. Bu açıdan bakılınca hani aşırı motivasyon mu etkili olduğu bir anlık işte tamamen kişisel özelliklerden kaynaklanan bir durum mu? Oysa daha kontrollü başlanamaz mıydı Fenerbahçe açısından? Yani burada Pereira'ya bir gönderme yapmaya gerek var mı oyuncuları hazırlamak açısından yoksa tamamen kimin kişisel tutumudur kırmızı kartı getiren? Tabii zor bir maç. Deplasmanda oynuyorsunuz ve Trabzonspor'da yani basit bir takım değil. Yani iyi oyunculara sahip. Yani dolayısıyla bu tür riskler her zaman vardır. Yani kaliteli bir takıma karşı oynuyorsanız, kaliteli oyunculara karşı oynuyorsanız. Yani bu tür riskler futbolda var. Yani çok örneklerini gördük. O örneklerden birisi yaşandı sadece bence. O halde çok da büyütecek bir şey yok diyorsunuz futbol açısından. Bunu başkan açısından özellikle soralım. Önce Trabzonspor dosyasını açalım, sonra Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamalarını ele alalım. Gelelim Trabzonspor'a. Tribünler bu sene çok inanmış görünüyor. Siz de Kronos için kaleme aldığınız değerlendirmede o sene bu sene hatırlatmasını yapıyorsunuz. Gerçekten siz o ışığı görüyor musunuz? 38 sene sonra bir şampiyonluk tekrar gündeme gelebilecek mi? Ki ara ara çok ciddi çıkışlar oldu. Defalarca ikincilik yaşadı Trabzon. Çok iyi transferler yaptı. Sene başında çok iyi takımlar kurmasına rağmen en büyük handikap devamını getirememekti. Yani istikrardı. Abdullah Avcı ile bu istikrar yakalanabilir ve o hasret sona erebilir mi? O sene bu sene mi Trabzonspor açısından? Evet, Trabzonspor 2 sezon önce şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdıktan sonra Hüseyin Çimşir'le yollarını ayırmıştı. Daha sonra Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük yapan Newton'la anlaşılmıştı. Newton bir risk alınarak takımın başına getirilmişti. Ama Newton'la olmadı. Geçen sezona çok kötü başladı Trabzonspor. Daha sonra Abdullah Avcı'yı takıma başına getirdiler ve Abdullah Avcı'yla belli bir oyun yapısı oluşturdu. Belli bir çizgi yakaladı. Özellikle sezonun son maçlarında ortaya koyduğu futbolla, aldığı skorlarla aslında bu sezon için bir ışık yakmaya başlamıştı Abdullah Avcı, Trabzonspor için. Ve bu sezona da çok iyi başladılar. Ve Trabzonspor taraftarlarında geçen sezonun sonlarına itibaren bir umut zaten oluşmuştu. Bu umut giderek güçleniyor. Çünkü Trabzonspor 22 maçtır deplasmanda yenilmiyor ve bu kulüp rekoru, daha önce 20 maçlık rekoru 22'ye çıkardılar. Aynı zamanda hem içeride hem dışarıda arka arkaya Süper Lig'de 21 maçtır kaybetmiyorlar. Dolayısıyla kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Şu anda ligin tek namağlup ekibi Trabzonspor. Ve en son Fenerbahçe'yi de 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdular. Dolayısıyla Trabzonspor 38 yıldır şampiyonluk bekleyen Trabzonspor taraftarı böyle bir beklenti içine, böyle bir umut içine girmiş durumda. Ve Trabzonspor genel olarak Süper Lig'deki takımlara baktığımız zaman, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın özellikle şampiyonluk iddiasında bulunan takımlara baktığımız zaman da Trabzonspor'un onlardan kalır yana olmadığını, artılarının olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu sezon çok zorlu bir şampiyonluk yarışı izleyeceğiz. Ve bu yarışta en güçlü adaylardan birisi de Trabzonspor. 38 yıldır bekledikleri şampiyonluğa bu sezon ulaşabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Trabzonspor geçtiğimiz sezonlarda en son 1983-84 sezonunda şampiyon olmuştu biliyorsunuz. Ondan sonraki sezonlarda 6 kez ikinci oldu. Hedefi şampiyonluktu Trabzonspor'un ama 6 kez ikinci oldu ve bir türlü özlediği şampiyonluğa ulaşamadı. Özellikle 1995-96 ve 2010-11'de çok yaklaşmışlardı. 95-96'daki maçı halen herkes hatırlıyor. Yani sadece Trabzonlular değil.
Yani tüm Türk futbol severler o maçı unutamıyor. Trabzonspor'un avucunun içindeki şampiyonluk o maçla birlikte uçup gitmişti. Ben de o maç için Trabzon'daydım. 5 Mayıs 1996 tarihinde. Birkaç gün önce gitmiştik şehre. Çünkü Trabzonspor uzun yıllar sonra şampiyon olacaktı. O beklentiyle biz de Trabzon'a gitmiştik ve ben kale arkasındaydım o zaman. Fotoğraflar çekiyordum. Ve Trabzonspor Abdullah'ın golüyle 1-0 öne geçmişti ve ben tam o kalenin arkasındaydım. Rüştü'nün arkasındaydım ve Trabzon'da çok büyük bir sevinç oluşmuştu. Ama ikinci yarı maç bir anda bambaşka bir havaya büründü. Bambaşka bir havaya derken güzel bir havada başlamıştı maç. İkinci yarıda bir anda Karadeniz'i biliyorsunuz. Bir yağmur, sis, ortalık böyle bir loş bir ortama dönüştü ve o loş ortamda Fenerbahçe iki tane gol bularak Özgür Aykut'la 2-1 galip çıktılar Trabzon'dan. Maç sonrasında da bir takım istenmeyen olaylar olmuştu. Ama Fenerbahçe istediği sonucu alarak o sezonu şampiyon tamamlamıştı. Trabzonspor'da çok büyük bir hayal kırıklığı oluşmuştu. Yani insanlar neredeyse bir hafta 10 gün çok üzgün bir şekilde dolaşmıştı Karadeniz insanı. Bir de 2011 biliyorsunuz. Orada da averajla 82-82 bitirmişlerdi. Ama averajla ve şike sürecinin de konuşulduğu bir ortamda Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Sonraki süreci biliyoruz. UEFA Fenerbahçe'nin şike yaptığını kabul ederek Şampiyonlar Ligi'nden men etmişti. Onun yerine Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'ne çağırmıştı. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor Türkiye'yi temsil etmişti. Ama Ama ne tuhaf, Trabzonspor Türkiye'de böyle hiç sıralama yahut da federasyonun bakış açısından bir şey değişmemişti. Belirttiğiniz gibi UEFA'nın kararına rağmen. Evet, ilk başlarda Trabzonspor öyle bir iddiada bulunmuştu. Kupamızı istiyoruz diye. Hatta o kupanın kopyası yapılarak Trabzonspor Müzesi'ne konulmuştu. Hatta Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak bu kupaya vurgu yapmıştı, şampiyonluğa vurgu yapmıştı. İlk dönemler bu şampiyonluğa, bu kupaya sahip çıkılıyordu Trabzon'da. Ama sonra biliyorsunuz süreç bir anda tersine döndü. Kumpas davasına dönüştü şike süreci. Dolayısıyla Türkiye'deki bir takım şeyler siyasete göre şekillendiği için Trabzonspor'da daha sonra sesini çıkaramamaya başladı. Hakkını aramamaya başladı. Dolayısıyla şu anda kumpas olduğunu Trabzonspor'da sanki kabullenmiş gibi bir hava var. Dolayısıyla o şampiyonluk kupası halen Fenerbahçe'nin müzesinde duruyor. Trabzonspor'un bir şampiyonluğu eksik. Dolayısıyla o sezonda şampiyon olamamışlardı. Şampiyonluğu kaçırmışlardı. Ve bu sezon bakalım 38 yıl geçti son şampiyonluğun ardından. Tabii Trabzonspor taraftarları gibi Türk futbol severler de bunu merak ediyorlar. Trabzonspor şampiyon olabilecek mi? Ama ben bu sezon şansının olduğunu, yüksek olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada bir Bakasetas'a da bir parantez açmak gerekiyor. Bakasetas bu takıma çok şey katıyor. Eğer şampiyon olacaksa bu biraz da Bakasetas'ın performansına bağlı. Bu performansına devam ettirebilirse yani şampiyonluk gelebilir. Şu anda Trabzonspor'un 19 golü var. 19 golünden 10'una Bakasetas imza attı. 7 gol, 3 asistle. Dolayısıyla burada biraz da Bakasetas'ın performansına bakmak gerekiyor. Ama Şimdi bekleyip göreceğiz bunu. Bakasetas deyince az önce de hatırlattınız Abdullah Ercan gibi, o gün gibi isimler, Ünal Karaman gibi isimler aklıma geliyor. Çok güzel kadrolar kurmuştu Trabzonspor. Milli takıma çok üst düzeyde oyuncular veriyordu. O kadro bile şampiyonluk yaşayamamıştı, hatırlayacaksınız. Evet, bu sene acaba Bakasetas gibi böyle oyunuyla artık Türkiye'de kendini kabul ettiren, çok gösterişli değil ama neticeye etki eden, çok ciddi etki eden bir isim. Bununla birlikte sayabileceğimiz tabii ki diğer isimler de var. Haklarını yemeyelim 9. hafta itibariyle gelindiği noktada. Fakat bu kadro bu sene yaşayacak mı şampiyonluğu? Biz de Trabzonspor taraftarı gibi bekleyip göreceğiz. Onlar niyetli bu sene gerçekten her yeri Trabzon yapmaya. Ama bakalım rakipleri ne diyecek? Hemen Fenerbahçe'ye geçelim.
Fenerbahçe Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetle ikinci değil üçüncü sıraya geriledi. Çünkü ikinci sırada Hatayspor var. Fakat Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamaları çok dikkat çekti. Hani denilebilir mi? Derbinin de önüne geçti. Tartışılır. Fakat burada önemli olan şu var. Artık VAR uygulaması var. Buna rağmen biz niçin hala hakemleri bu kadar çok konuşuyoruz? Ne dersiniz Sayın Kola? Evet, Türkiye'de hakemler her zaman tartışma konusu. VAR'la birlikte bu tartışmaların biraz azalacağı bekleniyordu ama tam tersi oldu. Halen VAR'a rağmen tartışılmaya devam ediyorlar. Çünkü VAR sistemini, yani mesela ben İngiltere'de yaşıyorum, şimdi çok güzel kullanılıyor. Kimse bir tartışma konusu yapmıyor. Ve yani gerektiği zaman kullanılıyor ve herkes memnun. Ama Türkiye'de VAR'a yani bazen çok tartışmalı pozisyonlarda mesela VAR hakemi hakemi uyarmıyor. İşte bir pozisyonu izle demiyor mesela. Yani bu tür çifte standartlar oluşuyor. Dolayısıyla tartışma konusu oluyor. Herkes diyor ki bu pozisyonda VAR'ın mutlaka hakemi uyarması lazım. Niye uyarmadı gibi. Buradan bu şekilde tartışmalar var. Bu son haftalarda da son haftada bunları gördük. Tabii Fenerbahçe'nin gerekçesi Kim Min-ji'ye gösterilen kırmızı kartı. Bunun haksız olduğunu düşünüyorlardı ve maç içerisinde de hakemin Trabzonspor'u kollar gibi bir vücut dilinin olduğunu iddia ediyorlardı. Ve maçtan hemen sonra Ali Koç yanına işte teknik direktör Payre'yi alarak, Mesut Özil'i alarak taraftarların olduğu bir ortamda, havaalanında bir takım açıklamalar yaptı ve hakemleri, MHK'yı ve federasyonu hedef aldı. Daha önce de aslında Kulüpler Birliği benzer bir toplantı yapmıştı MHK'nın yapısının değiştirilmesiyle ilgili. Bu tartışmaların üzerine geldi. Trabzonspor'da işte Trabzon'daki maç. Yani burada Fenerbahçe haklı veya haksız. Ben haksız demiyorum. Ama böyle bir tartışma başlattı. Şu anda hakemler, MHK ciddi bir hedef haline gelmiş durumda. Trabzonspor Başkanı da biliyorsun şu anda Kulüpler Birliği Başkanı. Birkaç hafta önce yapılan toplantıdan sonra açıklama yapmıştı. Yani biz bu sistemi değiştirmeye kararlıyız diye. Dolayısıyla Fenerbahçe biraz da o Kulüpler Birliği'ndeki toplantıdan çıkan sonuca da güvenerek böyle bir hava oluşturdu. Tabii bunu değiştirebilecek mi? Bu netice alınabilecek mi? Federasyon da bir açıklama yaptı. Burada işte Fenerbahçe'nin ismini vermedi ama bir sağduyuya davet etti. Yani biz de elimizden geleni yapıyoruz hakemlerimizin iyi olması için, Türk futbolunun gelişmesi için gibi bir açıklama yaptı. Dolayısıyla orada şu anda bir mâkes bulmuşa benzemiyor. Yani böyle bir MHK'nın yapısını hemen değiştirebilir mi? Hakemlik sistemi sil baştan değiştirilebilir mi? Bu biraz zaman alacağı benziyor ama en azından bir gündem oluşturuldu. Gündeme gelmiş oldu tekrar hakemlik konusu. Belki Fenerbahçe Başkanı Sayın Koç hedefine ulaşmış olabilir dediğiniz gibi konuyu gündeme taşıyarak. Fakat takdir edersiniz takipçilerimiz de hatırlayacaklardır. Gerek Sayın Ali Koç gerek Sayın Ağaoğlu Trabzonspor Başkanı önceki dönemlerde yani vazife almadıkları dönemlerde hatta Sayın Ağaoğlu yorumculuk yaptığı dönemde daha serin kanlı açıklamalarıyla itidale davet eden yaklaşımlarıyla hatırlanacaktır. Sanırım vazife aldıktan sonra biraz da tribün baskısıyla söylem değişebiliyor. Bu anlaşılabilir. Fakat şimdi hakemler özelinde konuşacak olursak Necati Kola bu yorumlara ne kadar katılıyor? Tabii ki yanlış kararlar söz konusu olabilir. Ama doğrudan hakemleri hedef tahtasına oturtacak kadar kasıtlı denilebilecek taraflı yaklaşımlar sizce söz konusu mu? Yani hakemler özelinde bu kadar ağır bir suçlama, Sayın Koç'un ifade ettiği gibi Ali şans alana, Ali maç alan diyecek kadar ağır bir itham. Sizce haklı gerekçeleri var mı bu yaklaşımın? Tabii Türkiye'de hakemlik zor. Yani futbol bir hatalar oyunu. Yani burada herkes hata yapıyor. Teknik direktör yanlış oyuncu tercihi yapıyor. Yanlış taktik veriyor. Oyuncu hata yapıyor, kaleci hata yapıyor. Dolayısıyla hakemlerin de hata yapmaması mümkün değil. Yani
Yani Türkiye'de biraz da bu fazla olması, hakemlerimizin genelde yaş ortalaması genç, genç isimler. Tabii büyük bir baskı var, kamuoyu baskısı. Yani neredeyse Avrupa'nın hiçbir yerinde olmayan bir taraftar baskısı, kamuoyu baskısı söz konusu. Dolayısıyla hakemlerimizin işi zor. Bu şartlarda gerçekten hakem olmak zor. Tabii hataların çok fazla olması tartışmaları daha da alevlendiriyor. Zaman zaman çifte standartlar görüyoruz. Yani bu konuda çalışmalar yapılmalı. Hakemlerimiz zaman zaman aynı pozisyonda birisi farklı, birisi farklı kararlar verebiliyor. Maç içerisinde de bunu İşte görüyoruz. buralarda kasıt aramalı mı taraftar gerçekten? Yoksa bir Yani insani bir hata deyip geçilebilecek durumlar mı? kasıttan ziyade ben tecrübeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. İşte taraftarın, özellikle ev sahibi takımın taraftarlarının baskısı altında kalmayla açıklayabiliyorum. Onun dışında ben yani bu günümüz şartlarında bütün maçlar en az 5-6 tane kamerayla canlı yayınlanıyor. Yani pozisyonlar tekrar tekrar gösterilip ekrana getiriliyor. Dolayısıyla bu şartlarda hakemlerin riske girerek yani bu tür şeyler içine gireceğini düşünmüyorum ben. Tamamen insani olarak olduğunu düşünüyorum. Ama geçmişte bu tür tetikçi hakemler vardı. Geçmişte hatırlıyoruz. Birkaç tane böyle federasyonun özel hakemi vardı. Belli maçlara o hakem özellikle gönderilirdi. Yani şimdi ismini vermeyeyim artık, hakemliği bıraktı. Ama günümüz şartlarında ben bunun pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani bir hakem de yani kendi kariyerini tehlikeye atmak istemez. Çünkü biliyorsunuz bir de Türkiye'de düdüğü astırmak diye bir adet var, kavram var. Yani bir kulüp bir hakeme hakemliği bıraktırabiliyorsa, düdüğünü astırabiliyorsa çok büyük bir başarı gibi görülüyor. Bu tür örnekler de var geçmişte. Çok iyi kariyer olup da bir anda hakemliği bırakan isimler hatırlıyoruz. Yani Ali Aydın gibi. Başka isimler de vardı, şu anda aklıma gelmiyor. En son Galatasaray onun düdüğünü astırmıştı. Yani bu tür örnekler de var. Yani hiçbir hakem böyle kariyerinin bir anda sonlanmasını istemez. Yani dolayısıyla ben daha çok insani hatalar olarak görüyorum ama tabii biraz fazla yani Avrupa Oysa liglerinde skor özellikle. tabelasında bir başarısızlık söz konusu olduğunda hakemden önce acaba bizde bir kusur var mı? Çok samimiyetle bu sorgulama yapılsa belki hakemlerimiz de daha rahat nefes alacak. Dediğiniz gibi onların da kişisel kariyer hesapları var. Kalkıp da ortada var gibi bir gerçek varken bununla birlikte artık malum kamera teknolojisi son derece gelişmiş durumda. Sadece canlı yayında değil, canlı yayın sonrası detaylı bir şekilde paylaşılan görüntülerde hakemin zaten burada bir hatası mı var yoksa göz göre göre mi bu kararı verdi? Artık anlaşılıyor. Herhalde hakemler de burada kariyerlerini riske etmezler dediğiniz gibi. En azından taraftarın böyle bir kredi açması gerekiyor hakemlik müessesesine muhakkak. Gelelim Süper Lig'e. Ben Şimdi puan eklemek durumu... istiyorum. Evet. Evet Bey. Hakemlerle ilgili bir de şunu eklemek istiyorum. Yani Türkiye'de Lütfen. hakemlik zor olduğunu söyledik yani özellikle kamuoyu baskısından dolayı. Yani bir de yani Türk Süper Lig'de özellikle yani futbolcuların yani çok hakemleri kandırdıklarını da düşünüyorum ben. Yani birçok pozisyonda hiçbir şey yokken kendini yere atıp yani sanki kolu bacağı kırılmış gibi yerde yuvarlanmalar, ağacı içinde kıvranmalar, sonra hiçbir şey yokmuş gibi kalkıp oyuna devam etmeler. Yani bu tür şeyler de Türkiye'de hakemliği zor hale getiriyor. Dolayısıyla yani biraz da dediğiniz gibi takımlarımızın, oyuncularımızın kendilerine bakmaları gerekiyor. Hakemlere yardımcı olması gerekiyor. Bir de herkes kendi canı yandığında hakemleri eleştiriyor. Kimse mesela bir takımın canı yandığında diğer takım bu gerçekten doğru. Evet yani işte Fenerbahçe'nin hakkı yendi, Galatasaray'ın hakkı yendi, hakem burada yanlış karar verdi gibi şeyler söylemiyor. Herkes kendi hakkını savunmaya çalışıyor. Yani burada biraz da yani başkaları için başkalarının hakkını da aradığımız zaman, hakkını savunduğumuz zaman belki bu biraz düzelecek. Buradan da bu şekilde bir çağrı yapalım. Yani sadece canınız yandığında değil, başka takımların canı yandığında da mesela rakibinizin canı yandığında da bunu çıkıp rahatlıkla söyleyebilmelisiniz. Belki Türk hakemliği biraz da bu şekilde düzelecek diye düşünüyorum.
Evet, dediğiniz gibi oyuncular hakeme yardımcı olmayı tercih ederlerse aslında bu kulüpleri lehine de olacak. Hepsinden önemlisi futbol lehine olacak. Hem seyir zevki yüksek müsabakalar oynanacak hem de sonuç itibariyle bir tartışma yaşanmayacak hatalar olsa bile. Gelelim Hatayspor'a. Atakaş Hatayspor Gaziantep'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Gaziantep maçında tabii ki ortaya koyduğu tek performans üzerinden değerlendirilmemeli. Neticede 19 puan topladı 9. hafta itibariyle. Bu çıkış devam edebilir mi? Gerek oyun itibariyle gerekse kadro derinliği itibariyle tabii ki. Ne diyorsunuz Hatayspor'un şu an ligdeki sıralamadaki ikinciliği için? Evet, Hatayspor geçen sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele etti. Tarihinde ilk kez, ilk sezonuydu. Bu sene ikinci sezonları Ömer Erdoğan'la başladılar ve Ömer Erdoğan'la devam ediyorlar. Ömer Erdoğan'ın başarılı bir hocalık yaptığını düşünüyorum. Hatayspor'da güzel bir çizgi tutturdu. Tabii burada kadro yapısı da önemli ama sonuçta ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor sıfırdan yeni bir kadro kurmuştu ve bu kadroyu geçen sezonda başarılı yapmıştı Ömer Erdoğan. Hatayspor geçen sezon da Süper Lig'i üst sıralarda tamamlamıştı. Aynı oyununu bu sene de devam ettiriyor Hatayspor. Şu anda Süper Lig'in en fazla galibiyet alan 3 takımından birisi. Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte 6 galibiyeti var 9 maçta. Dolayısıyla bu büyük bir başarı. Hatayspor'un da dikkat çeken şeyi var. Bu sezon sadece 3 maçta puan kaybettiler. Ve bunların hepsi İstanbul takımlarıydı. Sezona Kasımpaşa beraberiyle başladılar. Sonra kendi sahalarında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiler. Deplasmanda da Galatasaray'a 2-1 yenildiler. Dolayısıyla İstanbul takımlarına karşı bir kayıpları var. Ve şu anda ikinci sıradalar averajla 19 puanla. Hatayspor'un tabii şampiyon olacağını söylemiyorum ama yine ligi üst sıralarda tamamlayacaklardır. Hatayspor futboluyla da oynadığı futbola da keyif veren bir takım. Başarılarının devamını diliyoruz bir Anadolu takımı olarak. Evet, ikinci sırada Hatayspor var. Onu Fenerbahçe takip ediyor ve Beşiktaş. Beşiktaş toparlanamadı mı demeliyiz Başakşehir karşısındaki 3-2'lik mağlubiyeti düşündüğümüzde? Yoksa Emre Belözoğlu yönetiminde Başakşehir hani Beşiktaş değil kim olursa olsun böyle bir skoru hak etti diyebiliyor muyuz oyun itibariyle? Evet, Beşiktaş'ın sakatları vardı. Yani birkaç hafta önce mazeretleri vardı bu anlamda. Takım kurmakta zorlanıyorlardı. Ama Başakşehir maçında kadroya baktığımız zaman neredeyse ideal 11'e yakın bir 11 çıkardı Sergen Yalçın. Sonradan oyuna girenlere baktığımız zaman da Necip Uysal, Alek Teşeriya, Seylarin. Dolayısıyla iyi bir kadroyla Başakşehir karşısına çıktı. Tabii Başakşehir hoca değiştirmişti. Aykut Kocaman'la yollarını ayırıp Emre Belözoğlu'na takımı emanet etmişlerdi ve Emre Belözoğlu'nun ilk maçıydı. Bu ilk sınavda merakla bekleniyordu. Çünkü Başakşehir 2 sezon önce şampiyon olmuş ve bir takımdı. Ama bu sezona çok kötü başlamışlardı. Bir türlü istedikleri galibiyetleri alamıyorlardı. Tek galibiyetlerini Fenerbahçe'ye karşı almışlardı ilginç bir şekilde. Ve Başakşehir ikinci galibiyetinde Emre Belözoğlu ile birlikte Beşiktaş'a karşı aldı. Başakşehir aslında iyi futbol oynuyordu ama sonuç alamıyordu. Birçok maçında bunu görüyorduk. Skora yansıtamıyordu. Ama Beşiktaş maçında bunu başardılar. Galip gelmeyi başardılar. Dolayısıyla Beşiktaş için bir kayıp daha olmuş oldu. Daha önce Altay'a deplasmanda yenilmişlerdi. Bir maç aradan sonra tekrar Başakşehir'e mağlup oldular. Dolayısıyla Beşiktaş için böyle istikrarsız bir döneme girilmiş gibi gözüküyor. Ama Sergen Yalçın toparlayacaktır. Yani daha lig uzun bir maraton. Daha köprünün altından çok sular akacak. Dolayısıyla halen Beşiktaş'ın yine de şampiyonluk adaylarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, 9. haftada olduğumuzun altını çizelim ve Galatasaray zor da olsa 2-1 kazandı. Zor da derken oyun itibariyle ayrıca ele almak lazım. Skora yansıtma becerisi olarak ayrıca ele almak lazım.
Necati Kola Galatasaray Konyaspor maçı için neler söyleyecek ve tabii ki Galatasaray'ın ligdeki yeri, altıncılık. Evet, Galatasaray istikrarsız bir döneme girmişti. Neredeyse evet 4 hafta galibiyete hasret kalmıştı. Ondan sonraki 3 maçını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Tabii skorlara baktığımız zaman hep zor kazanıyor Galatasaray. Konyaspor maçında da çok zor kazandı. Hatta Konyaspor'un çok net pozisyonları vardı. Konyaspor iki nabalip takımdan biri olarak gitmişti İstanbul'a. Diğeri Trabzonspor'du. Konyaspor en azından oradan bir puan çıkarabilirdi. Hatta galibiyete bile ulaşabilirdi. Ama Galatasaray 1-0 kazanmayı başardı Mustafa Muhammed'in golüyle. Tabi Mustafa Muhammed'in atması Galatasaray açısından önemli. Çünkü uzun süre sessiz kalmıştı Mısırlı futbolcu. Son haftalarda gollerle tekrar tanıştı. Yani Mustafa Muhammed'in gol atmaya başlaması Galatasaray açısından iyi haber. Çünkü bir forvet sıkıntısı çekiyorlar. Cagne'den yeterince verim alamıyor Fatih Terim. Dolayısıyla Mustafa Muhammed'e bir bel bağlanmış durumda. Halil Dervişoğlu'nun da yani son haftalarda sessiz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla Mustafa Muhammed bu anlamda Galatasaray için çok önemli ve bu maçta da golünü attı. Yani 1-0 kazandı Galatasaray zor da olsa. 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayıp yine de şu anda zirveden 4 puan uzaktalar. Dolayısıyla tekrar yarışın içine girdiler 3 maçlık galibiyetle. Galatasaray'ın ama çok zor kazandığını söyleyebiliriz. Yani futbolunu daha da geliştirmeli, oyununu daha da geliştirmeli şampiyon olmak istiyorsa. Evet. Son olarak Karagümrük'ten söz edelim. Çünkü Karagümrük İzmir deplasmanında Altay'ı geçti ve şu an ligde 5. sırada. Gerek kadro derinliği gerek oyun kalitesi Karagümrük taşıyabilir mi bundan sonrası için ligi yukarılarda? Evet, Karagümrük bir İstanbul takımı da uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönmüştü ve iyi bir kadrosu var. Yani İtalyan tarzı diyebiliriz. Hocası İtalyan, kalecisi İtalyan. Aslında iki tane de oyuncusu var İtalyan. Dolayısıyla iyi bir kadro yapısı var. Zaten Başkan Süleyman Urba uzun yıllardır futbolun içinde olan, menajerlik yapan, bu menajerlik dünyasını iyi tanıyan, menajerlerle ilişkisi iyi olan bir başkan. Dolayısıyla iyi bir kadro kurdular. Yani yeni çıkmalarına rağmen iyi bir kadro kurup iyi bir çizgi yakaladılar. Bu sezonda devam ettiriyorlar başarılı çizgisini. İşte en son Altay'ı 1-0 yenip deplasmanda şu anda 5. sıradalar. Karagümrük yani özellikle İstanbul'un 3 büyüklerinde oynamış futbolcuların da bir sığınma noktası olabileceğini görüyoruz. Olabildiğini görüyoruz. İstanbul dışına çıkmak istemeyen futbolcular işte Başakşehir gibi, Kasımpaşa gibi, Karagümrük gibi takımları tercih ediyorlar. Çünkü burada bir kurulmuş bir düzenler oluyor. İşte çocukların okulu vesaire, işte eşlerinin isteği gibi. Ve Karagümrük de o takımlardan birisi bu anlamda. Karagümrük'ün tabii başkanını da yakından tanıdığımız için Süleyman Urma'yı yani bu Süper Lig'de tutunmaya devam edecek ve öyle gözüküyor ki üst sıraları da zorlayarak mücadelelerini devam ettirecekler. Tabii bir stat eksikleri var. Bir türlü o projeleri var. Eski stadın yerine daha modern, daha güzel bir stat yapılması konusunda ama bu konuda bir adım atılmış değil. İşte maçlarını genelde Olimpiyat Stadı'nda oynuyorlar. Zaman zaman başka statlara da gidiyorlar. Böyle bir sorunları var ama buna rağmen iyi skorlar elde edip başarılı bir oyun ortaya koyuyorlar. Başarılı bir performansları var. Buradan da onlara başarılar diliyorum.
Evet, Karagümrük semt kültürüyle de öne çıkan bir takım. Muhakkak mazisini canlandırmak istiyordur. Tabii ki Türkiye sınırları içerisindeki mazisinden söz ediyorum. Sadece Karagümrük'e değil, Türk futbol açısından tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta hem Süper Lig 10. hafta karşılaşmalarını hem de Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın maçlarını değerlendirmek üzere şimdilik teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Sayın Kola. Görüşmek üzere. Tekrar çok selamlar. Hoşçakalın. Sevgili Kronos takipçiler, Spor Vizyon'da spor yazarı Sayın Necati Kolay ile birlikteydik. Haftaya yine Spor Vizyon'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.